Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan hazırlıkları videosunun ikinci kısmındayım. Bundan önceki temizlik videosuydu, şimdi hazırlıkla ilgili bir video çekeceğim. Ramazan öncesinde böyle birkaç tane video gelecek. Buzluk hazırlığı yapabilmem için alışveriş yapmam gerekiyordu. Bir de kendi ihtiyaçlarımızı da aldık. Önce yaptığım alışverişi göstereyim. Ondan sonra hazırlıklara başlayacağız ama ben bu videoyu gece çekiyorum, akşam çekiyorum. Eşim geç geldi, alışverişe gittik, dışarıda birkaç işimiz vardı, yemeğimizi yedik, topladık falan derken ancak şimdi müsait olabildim. O yüzden hemen başlayalım. Şöyle rulo peçete aldım. Bunlar bayağı iyi oluyorlar. Keşke fiyatları da biraz uygun olsa. Yani bunlar çok uygun olsa insan havluya gerek duymaz bence. Bir yandan da şöyle peçete aldım. Şöyle buzluğa atmak için çok güzel bir börek tarifi var. Bu arada bir takipçimiz annemin börek tarifini istemişti. Onu da en yakın zamanda annemle birlikte çekeceğiz müsait olabilirsek. Ben de nacizane kendim biz börek tarifi vereceğim ama bu buzlu atmalık bir börek olacak. Bir de klasik böreklerden farklı bir börek olacak. Gerçekten söylüyorum bunu. Yani ne kadar farklı olabilir ki diyeceksiniz. Evet, biraz farklı olacak. Görünüş itibariyle de yapış itibariyle de. Tam buzluğa atmalık yani. Eşimin isteği üzerine şöyle hamburger ekmeği aldım. Evlendiğimizden beri iki kere hamburger yapmıştım malzemelerini alıp. En son yaptığımda eşim çok beğendi. Oysa hep aynı malzemeleri koyuyorum. Bugün de markete beraber gittiğimiz için dedi ki ne zaman yapacaksın hamburger? Dedim sen istiyorsan yaparım. Çünkü öyle eşim kolay kolay bir şey istemez. Bana şunu yap, bunu yap, bunu istiyorum, şunu istiyorum falan hiç demez. Ben ısrar ederim. Tamam madem ısrar ediyorsun şunu yapabilirsin der. En güzeli bana göre. Bu da beni motive ediyor zaten. Şöyle Bim'den bir plastik kap aldım. Bunu ne yapacağımı kullandığım zaman göstereceğim size. Şöyle Ramazan gelmeden yemek için, yani Ramazan'dan önce diyeyim, yemek için pizza aldık. Bunu çok sık almıyoruz. Yani yaparsam kendim evde yaparım. Çünkü eşimin çok sucuk sosisle arası yok. Ben de yani canım istediği zaman bu şekilde idare ediyorum. Plastik kap daha aldım. Bunu bulaşık yıkamak için aldım desem inanır mısınız? Mesela bulaşık suyu yapacağım ya arkadaşlar. Çelik ürünlerimi ya da cam ürünlerimi kullanmak zorunda kalıyordum bazen. Onları kullanmak istemedim. O yüzden bulaşık için şöyle bir plastik kap aldım. Şöyle iki tane mantı aldım ama bunları Ramazan'dan önce yemeyiz bence. Ramazan için aldım diyebilirim. Vaktim olsa evde mantıyı kendim açarım, kendim yaparım. Yapmışlığımız da var annemle. Çok uzak değilim yani bu fikre. Şöyle hamburger için cheddar peyniri aldım. Yine hamburger için piliç burger aldım. Hamburger malzemeleri zaten bu kadardı. Ramazan hazırlığı için şöyle bir tane kıyma aldım. Yine Ramazan hazırlığı için şöyle bir tane de dana gulaş aldım. Kuşbaşı da alabilirdim ama annem dana gulaş almamı öneriyor. Biz de artık kuşbaşı yani mecbur kalırsak alıyoruz. Şöyle bir tane yumuşatıcı aldım. Ersa'dan aldıklarım bitti. Bir tane de şöyle Rinso'nun hem renkler hem de beyazlar için deterjanı var. Yalnız ben şu an fark ettim. Üzerinde limon ve karbonat yazıyordu. Hiç boykot ürünü olup olmadığı hakkında bir fikrim yok. İnşallah boykot ürün değildir. Gerçekten öyleyse çok üzülürüm. Şimdi videoyu kapatınca bakacağım, araştıracağım. Ay inşallah değildir. Rinso. Bilemedim. Yani özellikle elimden geldiğince diyeyim boykot ürün almamaya çalışıyorum. Tabii bazen dikkatsizliğimize geliyor. Yani o alışveriş sırasında gözden kaçabiliyor. Ya da hani bir misafir geldiğinde bir şey almış olduysa ben onu kullanıyorum. Çünkü eve gelmiş. Ama özellikle kendim para harcamıyorum. Bile bile yani ne yapayım ya, bu da çok güzel dediğim boykot ürün tamam var. Boykot ürünlerde iyi olanlar mı diyeyim ya da böyle insana güzel, hoş gelenler var.
Ama dünyanın sonunda değil yani, onları almayınca da bir şeyimiz eksilmiş olmuyor. O yüzden biraz özen göstermeye çalışıyorum. Şöyle yine Ramazan hazırlığım için tam yağlı beyaz peynir aldım. Ve son olarak bir tane de salça aldım. Aldıklarım bu kadardı. Şimdi hemen mutfağa gideceğiz. Ufak bir hazırlık yapacağım. Sonrasında ertesi gün devam edeceğiz. Şöyle iki tane cam kabımı getirdim. Şöyle su bardağımı aldım. Öncelikle kuru fasulyemi ekliyorum. Kaplarımı değiştirdim arkadaşlar. Daha küçük aldım. Şöyle önce gördüğünüz gibi bir su bardağı kuru fasulyemi kadar yeterli. Tam bir bardak koymadım. Aslında biraz daha koyup bir bardağı tamamlayabilirim. Tamamen bir bardak olsun. Bunu kaldırıyorum. Diğer kasem için de nohutumu getirdim. Nohutumdan da 2 bardak ekleyeceğim. Önce bir bardağı ekliyorum. Bunların suyunu ekleyip sabaha kadar bekleyeceğim. Bu arada saat bayağı geç olduğu için çok beklemesinde sakınca yok. Saat sanırım şu an bakayım 11. Yani ben sabah 9 gibi bunları tekrar hallederim. Bunları şöyle kenara alıyorum. Üstünü kapatacağım. Bunlara göre kapağım yok. Streç film de harcamak istemiyorum. O yüzden şöyle bunun tersiyle kapatıyorum. Bir gün bekleteceğim böyle. Bir gün değil de yani 10 saat falan bekler. Ertesi gün görüşürüz. Diğer günden merhaba arkadaşlar. En son kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi kesme tahtasını kaldırıyorum. Hazır mısınız? Ben görünce şok oldum. Gerçi alttan gözüküyor ama şöyle açayım. Yani bu tahta olmasaymış sanırım dışarı taşıyacaklarmış. Şöyle. Kuru fasulyeyi de göstereyim. Şimdi bunları süzelim. Poşetlere koyacağım. Süzgecimi aldım. İnşallah buraya yeterli olur. Süzülmesini bekleyeceğim. Bunu kenara kaldırıyorum. Ve şimdi de fasulyelerimi süzeceğim. Buzdolabı poşetimi getireceğim şimdi. İçindeki havayı biraz şöyle alıyorum. Yani saklamak benim için kolay olsun diye şöyle düzleştireceğim. Ve bağlıyorum. Bu böyle tamamdır. Kenara alalım. Ve fasulyeyi de yapıyorum şimdi. Ya bunlar Ramazan'da bana 2 günlüğüne yetecek yemekler olarak düşünüyorum. Eşim zaten bunları çok seviyor. Yanına pilavla, salatayla olur. Normal günlerimizdeki gibi yani. Şu unla ağzını kapatıyorum. Tamam. Kalıbı güzel tutsun diye tepsiyle birlikte buzluğa atacağım. Sonra bu tepsiyi oradan alacağım. Arkadaşlar alışverişte aldığım dana bulaşımı doğrayıp pişireceğim. Buzluğa atacağım. Yani dondurulmuş kavurma gibi olacak. Şimdi doğruyorum. Biraz ilk başta altını yakacağım. Sonrasında kısık ateşte pişireceğim. Alışverişte aldığım kıymama baharatlarını koyacağım. Dolapta biraz bekleteceğim. Baharatlar içine geçtikten sonra şekil verip dolaba atacağım. Burada toplamda 400 gram var. Yani buradan bana en az 2 yemekli köfte çıkacaktır. Baharatlarını ekliyorum. Karabiber ete çok yakışıyor bence. Şöyle kimyon.
Biraz da şöyle köfte baharatı koyuyorum. Şöyle rende makinemi aldım. Şuraya sarımsaklarımı koyuyorum. 3 tane koydum. Üstünü bastırıyorum. Sarımsakları hallettim. Biraz da şöyle karbonat döküyorum. Yeter sanırım. Ve yoğurma işlemine geçiyorum. Üstünü streçliyorum. Yemekten sonra alacağımı ve şekil vereceğim. Buzdolabı poşetini yine getirdim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Etleri bu şekilde kavurdum. Neredeyse yanacaktı. Yani kılı kılına yetiştim diyebilirim. Dibini tutmadı. Bakın şöyle belli oluyor ama gidecek neredeyse. Şimdi şuraya aktaracağım. Belki çalışmasaydım bu hazırlıkları yapmazdım açıkçası. Daha yeni evliyim zaten. İlk Ramazan'ım. Hani bu şekilde kendi evimde geçireceğim. İlk Ramazan'ım. O yüzden kendimce Ramazan'ı dolu dolu yaşayabilmek adına böyle önlemler alıyorum. Şimdi şurayı şöyle bastırıyorum yine. İçindeki havayı aldım. Da buzlukta bu şekilde donduracağım. Şimdi arkadaşlar köfteler için de şöyle bir şey yapacağım. Yine buzdolabı poşetimi alıyorum. Bu biraz daha farklı olacak. Şöyle kenarından alıp şöyle güzelce kesmeye çalışacağım. Kesiyorum. Bakın şöyle kestim şu kısmını. Bir de burayı da keseceğim. Şöyle tek katlı yapsam. Minik kaseye biraz su doldurdum. Bunu kenara alıyorum. Dolaptan köftelik kıymamı da çıkardım. Şöyle. Şimdi elimle şekil yapıp bu kısma dizeceğim. Elimi ıslatıyorum. Uçlarından şöyle tutuyorum. Bir kısmını şöyle yaptım. Üstünü böyle kapatıyorum. Hatta şöyle çekelim. Şimdi buranın üstüne dizeceğim. Çekeyim. Şöyle tutup bakın şöyle yaptım. Şuraları da büzüştürüyorum. Ve buzluğa. Kasemi kapattım. Streç filmi de yani ziyan olmasın diye bunun üstüne yapacağım. Tekrar bir buzdolabı poşet harcamayacağım. Buradan az kıyma çıkacak. Zaten çok az kaldı. Küçük küçük. Yapıp hatta bu büyük bile oldu. Önce şunun üstünü kapatayım. Sonra şurayla tekrar şöyle yapıyorum. Zaten saat bayağı da geç oldu. Buzluğa götürüyorum. Diğer günden herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle büyük kasemi aldım. Hazırlıklarıma devam ediyorum. Şurada gördüğünüz sarı şey yumurtanın beyazı. Bir tane yumurta beyazını ekledim ben buraya. Sarısını şöyle ayırdım. Kettle'ımda ılık su vardır diye düşünüyorum. 2 bardak su ekleyeceğim. Önce sıvı şeyleri koyuyorum. Şöyle kavanozumun dibinde kalan şekeri de ekliyorum. Bu arada kavanozlarım boşaldı. Bunları da doldurmam gerekiyor. Şöyle instant mayımı açıyorum. Etrafı toplamadan burayı bir çırpacağım. Yapıyorum. 2
ikiye bir ölçüde yapıyorum. 2 su bardağı koyduysam 1 su bardağı da yağ koyuyorum. Burayı biraz daha şöyle çırpıyorum. Bunun hepsini önce bir koyuyorum. Yine elemeyi unuttum tabii. Aferin bana. Ve bunu bu şekilde muhafaza edeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi patateslerimi ve soğanlarımı bu şekilde doğradım. Oraları uzun uzun çekmedim. Buradan 2 ya da 3 tane tarif yapacağım. Az önceki yaptığım hamurdan ama az olabilir 2 tane tarif yapabilirim. Patateslerle çok güzel bir börek tarifi yapacağım ki bunu da herkesin bilmediğini düşünüyorum. Herkesin yapmadığını düşünüyorum. Bu patateslerimi tencereme küçük küçük doğrayacağım. Şöyle gelişi güzel doğruyorum. Çünkü bunlar ezilecekler. Patateslerimi doğradım. Üstüne kaynattığım sıcak suyu koyuyorum ki çabucak kaynasınlar. Ve ocağa el robotumu getirdim. Hemen şöyle soğanlarımı da hızlı hızlı doğrayacağım. Buraları keseceğim size. Arkadaşlar soğanlarımı ocağa aldım. Yağdanlığımda bir de yağım bittiği için her şeyi yerinde koyuyorum. Şu sağ tarafta da patatesler kaynıyor. Onların sesi geliyor olabilir size. Aşırı karamelize olmayacak. Sadece ölmesini bekleyeceğim. Biraz salça ekleyeceğim. Baharat. Patateslerim haşlandı. Suyunu süzüp tekrar yerine koydum. Şimdi çok az salça ekliyorum. Rengini değiştirecek kadar. Karabiber ekliyorum. Toz biber. Baharatlar iyice kendini yedirsin diye biraz su ekliyorum. Arkadaşlar hamurumu şöyle göstereyim. Mayalanmış. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi önce pideyi yapayım. Şöyle biraz un serpiyorum. Şöyle önce bir şuraya alalım. Serpiyorum. Şöyle rulo gibi açıyorum önce. Bu burada böyle dinlensin. Ben ikinciyi de burada yapayım. Önce biraz hamurun şöyle toparlanabilmesi için unu serpiyorum. Şimdi şuraya yaptığımı elimle şöyle açıyorum. Bayağı da güzel mayalanmış hamur. Harcımı şöyle sürüyorum. En ucunu önce tutuyorum. Şöyle kapatıyorum. Koyarken de başarabilirsem ters çevirerek koyacağım. Şişkin oldu. Şimdi bakalım bunu nasıl alacağım. Sığmadı ama olsun.
Arkadaşlar çok uzun oldu. Biraz kısa yapmam gerekiyormuş demek ki. Şimdi ben bunları böyle fırına atacağım. Fırında tepsi mayasına bırakacağım. Şöyle geriye kalan hamurumla da harcım da kaldı biliyorsunuz. Poğaçaları yapayım, kenarlarına koyayım. Poğaçayı yaptım. Şu yan tarafta sizin az gördüğünüz mayamı dolaba koyacağım. Buzluğa atacağım hatta. Yedekte dursun. Bununla başka bir şey yaparım diye. Şimdi bunları fırına koyacağım. Tepsi mayasında bekleteceğim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben böreğin yapımına başlıyorum. Ertesi günden bu arada konuşuyorum. İşten geldikten sonra yaptığım için vaktimi bölmek zorundayım. Pidemi ve poğaçamı çıkarmıştım dün ama yine videoyu çekmeyi unuttum. Onu zaten hepsini size toplu bir şekilde göstereceğim. Haşladığım patateslerime biraz bir tutam maydanoz doğradım. Ve şimdi üstüne biraz tuz döküyorum. Haşlarken tuzu dökmüştüm ama şimdi de biraz dökeceğim. Şöyle kenarda sütü görüyorsunuz. Burada bir tane yumurta var. Burada da beyaz peynir ve kaşar peynir var. Genelde sanırım buna kaşar peynir koyulması gerekiyor ama kaşar peynirim azdı. Ben de biraz da beyaz peynir çıkardım. Şimdi şuraya tuzumu koydum. Buraları kısa kısa geçeceğim. Patateslerimi iyice ezdim. Şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. Şimdi arkadaşlar tezgahımı temizledim. Harcımın son halini de şöyle göstereyim size karıştırdıktan sonra. Benimki biraz tahmin ettiğimden daha katı oldu. Ezicim olmadığı için tam ezememiş olabilirim. Sizde patates ezici varsa onunla yapın. Bunun biraz daha sıvı olması gerekiyordu. Şöyle çıkaralım. Şöyle dağıta. Bir katını böyle yaptım. Diğer kata geçiyorum şimdi. Açıyorum. Üstüne seriyorum. Evet, şimdi önemli kısma geldik. Şuradan itibaren rulo şekilde sarıyorum. Çok bastırmıyorum. Hamurum cıvık olduğu için. Yani yırtılma olmasın diye. Şöyle. Hatta size biraz uzaklaştırayım. Şöyle bayağı büyük bir rulo oluyor zaten. Şurada kalan kısmı da bu şekilde yapıyorum ve şurayı alta getiriyorum. Yaptığım bu ruloyu 3 eşit parçaya bölüyorum. Şöyle bir şuradan bölelim. Bir de şuradan bölüyorum. Buzdolabı poşetine ya da elinizde hangi poşet varsa şöyle içine koyuyorum. Bu tamamdır. Ve son olarak, hatta bakın şöyle katları da görmüş oluyorsunuz. Bunun işlemi burada bitmiyor bu arada arkadaşlar. Şöyle anlatayım ne yapacağımı. Bunları buzluğa atacağım.
biraz dinlenmesini bekleyeceğim. Ve daha sonra da kesip buzluğa atacağım tekrar. Şu ağzını bağlayalım. Ve şöyle üçünü buzluğa götürüyorum. Ve arkadaşlar, hazırlıklarımın son halini size göstereyim. Burada yaptığım poğaçalar var. Çok güzel gözüküyorlar ama tadına bakmadım. Buz tutmuş şekilde kuru fasulyem. Burada nohutlarım. Burada bir katını açtığım köftelerim var. Size göstermek için açtım. Burada minik top top yaptığım köfteler var. Hemen şurada o yaptığım börekler. Videonun bu kısmına geçmeden önce yaptığım börekler var. Bunları kısaca anlatayım. Sahur zamanında çıkaracağım bunlardan bir tanesini. Dilim dilim kesip fırına atacağım. Burada kalan soğan harcım var. Hemen yanında da kalan hamurum var. Bunların ikisini aynı anda çıkarırım. Burada dondurduğum kavurmam var, etim. Ve burada da son olarak size son halini göstermemiştim. Yaptığım pideler var. Bakın şöyle göstereyim. Gerçekten gerçek pide gibi oldu yani. Tadına bakmadım. Şimdi tadına baktım desem yalan olur ama gerçekten çok güzel gözüküyor. İşte sadece tek sıkıntı tepsime sığmadı, o kadar. Benim Ramazan hazırlık videom buraya kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Aslında yapmam gereken daha çok şey var ama size yetiştirebilmek için hemen acele acele yapmaya çalışıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir, faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.